Yani daha çok kendimi yeşillere yakın hissettiğim için büyük ihtimal onlara vereceğim. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için kullanamıyoruz. Ancak buradaki partiler bizi düşünebilir. Onun için Türkiye ile ilişkilerimizi pek umursamıyorum gibi. Ben doğma büyüme buradayım. Bundan önce solcularla verdim ve yeşillere vermiştim ama bundan sonra düşünmüyorum artık. Neden? Onlar hakkını kaybetti. Solcular daha çok PKK'ya yönlendiler. Almanya devletine değil de Berlin'de önce de bakıyorlardı ama birdenbire öyle PKK sevgisi falan geldi. O yüzden kaybettiler. Ve yeşiller de çok arabaları istemiyorlar artık. Ben araba kullanıyorum kendim ve bisiklet yolu 1 metreden 2 metreye. Araba şeritleri 2 şerit vardı. Şimdi 1 şerite düştü. Artık onları kullanmak istemiyorum. Oyumu FDP'ye düşünüyorum bu sefer. Çünkü SPD'yi aslında kullanmak isterdim ama SPD'de Green ile beraber olduğu için o yönden maalesef SPD'yi de veremeyeceğim, kusura bakmasınlar. FDP'ye özel bir şeyim, onlar o tarzı düşünmüyorlar. Mesela kiraya yardım etmek istiyorlar ve başka da seçeneğim fazla kalmadı. CDU da Hristiyan Partisi olduğu için bize fazla faydası olmuyor maalesef. O yönden FDP sadece kaldığı için de FDP'ye bu sefer şans vereceğim. Kesin bir istatistik olmamakla birlikte Türkiye kökenlilerin seçimlere katılma oranının %20-25 arasında değiştiği söyleniyor. Tabii bu oran nüfusa göre oldukça az. Oy kullanma hakkım Alman vatandaşlığına geçtiğim dönemden beri. Şimdi 15-20 sene oldu herhalde. Vallahi ben hiç seçmedim ve işim, gücüm, hayatımın şekillenişinde seçmediğime dair bir avantajım veyahut bir dezavantajımın olduğunu da hissetmedim. O yüzden hani şöyle bir şey olsa, mesela insanlar referandumla tayin ederse her şey. Mesela bu sene, önümüzdeki 3 sene böyle bir politika izleyeceğiz, referanduma gidiyoruz, ne istiyorsunuz gibi. Veyahut mesela aşı olalım mı olmayalım mı referanduma gidiyoruz, halk tayin edecek falan filan. Ve gerçekten o referandumlar sonucu alınan kararlarla ilgili devlet adım atacaksa tabii ki seçime gidilir. Bunun çok farklı nedenleri var tabii. Bunlardan birisi biraz önce söylediğim gibi seçme alışkanlığının olmaması. Özellikle bir diğer bir yanı ki önce özellikle son dönemleri anlatmak için önemli bir yanı, Türkiye-Almanya arasındaki polarizasyon insanların oy verme ve oy tercihleri hakkında bazı gelişmelere yol açtı. Türkiye siyasetine göre, Almanya politikasının, Almanya hükümetinin Türkiye siyasetine göre oy verme alışkanlıkları veya oy vermeme alışkanlıkları yapıldı. Bu seçimlerde biraz daha Almanya'daki yaşam rolü, özellikle ırkçılığın artması, işte işsizliğin artması, işsizliğin daha çok Türkiye kökenli insanları, göçmenleri etkiliyor olması, bu konuda çözüm üretebileceğine inandıkları partilere doğru bir yöneliş var. Yani biraz daha artık Almanya seçmeniyle, Almanya kökenli seçmenlerle, Türkiye kökenli seçmenler arasında parti tercihleri konusunda belirli bir bileşim var. Bir ortaklaşma var. Ben burada doğup büyüdüm. Kaç yıldır oy kullanıyorsunuz? 5 seneden fazla. Bu sene oy kullanmayı planlıyor musunuz? Kullanacağım, bu sene de oy kullanacağım. Vereceğim parti de SPD olacak. SPD partisi çünkü buradaki yaşayan sadece Türkleridir, Almanları da yani gelir bakımında olsun, yaşam bakımında olsun daha çok düşünen ve yani en demokratik, en hukuka saygılı olan parti düşünüyoruz. O için buradaki Türklerin çoğunluğu da zaten SPD'ye veriyor. Türkiye ile ilişki bir kısma bağlı önemli, lakin bence daha önemlisi olan buradaki yaşayan insanların
durumunda bir değişiklik edebilen parti bizim için önemli. Çünkü başka parti buraya bizim refah seviyemizi kaldıramaz. Yani Türkiye'den gelip ancak buradaki partiler bizi düşünebilir. Onun için Türkiye ile ilişkilerimizi pek umursamıyorum gibi. Yeşilleri desteklemiştim. Çünkü daha çok doğayı, yani doğayı çok sevdiğim için ve ona inandığım için solları da tutuyordum aslında, ama daha çok kendim yeşillere daha yakın hissediyordum. O yüzden. Genelde hangisi benim için uygunsa ona karar veriyorum. Yani daha çok kendimi yeşillere yakın hissettiğim için büyük ihtimal onlara vereceğim, ama tekrardan öbür partileri de okumak istiyorum. Biraz araştırmak istiyorum. Hemen hemen 21 yıla yakındır Almanya'da yaşıyorum. Evet. Oy kullanabiliyor musunuz? Türk vatandaşı olduğum için kullanma hakkım yok maalesef. Tabii ki şu anki iktidarda olan partiye veririm. SDO. SDO, evet. Nedeni? Valla yönetimi güzel, hoşuma gidiyor. Merkel iyi yönetiyordu. Şimdiki gelen başbakan adayı da Türk dostu. Tabii ismini telaffuz edemedim. Aldığımız duyumlara göre, baktığımız haberlerden böyle az çok Türk dostu oldu. Bir de politikası yani. Eskiden SDO gelecek diye bir korku vardı. Ama maalesef SDO çok güzel yönetti yani. Kullansam tabii ki SDO'a veririm. Yeşillere kesin vermem. Neden? Yok ya, yeşillere vermem ya. Kafamız uyuşmuyor yeşillerle. 26 yıldır buradayım. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için kullanamıyoruz. Tabii ki kullanmak isteriz biz de burada. Kendimizi yarı buraya da ait hissediyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Burada iş imkanlarımız var, çalışıyoruz. Tabii ki buranın yönetimlerine bizim de yani dahil olma hakkını istiyoruz. Yani son zamanlarda SPD'den daha çok yeşillere yönelik yoğunlaşma var. Sol partiye doğru bir yoğunlaşma var. Özellikle Türkiye siyasetiyle ilgili de bir konu bu. Ama aynı zamanda CDU ve FDP'ye yönelik de bir yoğunlaşma var. Örneğin kendisini daha çok konservatif hisseden Türkiye kökenlilerin CDU'yla daha kendisini özdeşleştirebileceği bir yapının oluştuğunu düşünenler var. Oraya var. Şu anda Türkiye kökenlilerin oyları her ne kadar SPD halen Sosyal Demokrat Parti her zaman halen daha fazla oy alıyor olsa da diğer partilere de yönelimler var. Ama bu yönelimler biraz daha az. Örneğin Baden-Württemberg eyaletinde daha çok yeşiller ön plana çıkarken Hamburg'da daha çok SPD'liler, Sosyal Demokratlar ön plana çıkıyor. Berlin'de biraz daha sol tendanslı bir öne çıkış var. Kuzey Westfalia eyaletinde biraz daha işte Armin Laschet'in geçmişte yaptığı olumlu siyasetlerden dolayı, Türklere yönelik yaptığı olumlu siyasetlerden dolayı CDU'ya bir yöneliş var. Bu da kendisini artık bizim insanlarımızın sadece federal düzeyde bir değişim değil, aynı zamanda kendi eyaletlerine de siyasi olarak ayak uyduruklarına dair bir ipucu diye düşünüyorum. İşte Schleswig-Holstein'da daha fazla Sosyal Demokratlara bir yöneliş var. Oradaki arkadaşlarımızın bize bildirdiğine göre, ki büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde Türkiye asıllı bir Sosyal Demokrat başbakan adayı olacak. Bu ister istemez bizim Türkiye kökenliler arasında da bir heyecan yaratıyor. Ya bu gibi insanların, buna benzer insanların siyasette üst düzeye gelmeleri, Türkiye kökenliler arasında işte onların desteklenmesi gerekir düşüncesine dair de bir gelişme gösteriyor. Yani biz eyaletlerin kendi siyasal yapısına göre de bizim Türklerin seçim davranışları belirlenebiliyor diyebiliriz. Almanya'da yaşıyoruz. Bu ülkenin yönetiminin de olsun, en azından belediyelerin yönetiminde, biz de bu şehirde, bu ülkede yaşadığımız için tabii bize de bir söz hakkı ve seçme hakkı verilmesini isteriz. Ki Almanya'da, Avrupa'da özellikle insanların çoğunun vurguladığı, efendim işte Avrupa insan haklarına çok ehemmiyet veren bir toplum diyorlar. Ama
Maalesef biz 60 yıldır Almanya'da, Avrupa'da olmamıza rağmen özellikle biz Türklere seçme hakkı vermiyorlar. Ama bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce komünizm rejiminden çıkan Romanya olsun, Bulgaristan olsun, oradan buraya gelip de burada bir hafta kalan insanlara seçme hakkı veriyorlar. Birinci tercihim CDU, yani Müslüman bir insan olarak bir Hristiyan partiyi niye destekliyorsunuz bekleyebilirsiniz ama ben CDU'nun politikalarını biraz daha makul görüyorum. İkinci tercihim de SPD tabii. Ben hiçbirisini eleştirmiyorum artık. Siyasetle fazla ilgilenmiyorum artık. Onlar ne getirirse biz onu uygulamak zorundayız. Hangisi gelirse gelsin. Yine SPD diyebilirim. Belki de gitmem sandık başına. Merkel'e verdim niye? Neden? Türkler tam meyilli. Yani Türklerin sorunlarını daha çok anlıyor. Yani ona verdim ben. Bilmiyorum. Benim fikrim öyle. Türkiye hükümetleriyle yakıcı bir ilişkiye girmiş olmaları, insanların Merkel'e yönelik, Hristiyan demokratlara yönelik değil de Merkel'e yönelik bir tekrardan siyasete ilgisinin arttığı dönemler olduğunu düşündük. Tabii şeyle birlikte, AfD'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, aşırı sağ partilerin ortaya çıkmasıyla birlikte de iki yönde bir gelişme gözlemlendi. Birincisi artık Almanya bizi istemiyor. Almanya'da ırkçı partiler gittikçe önümüzdeki dönemde güçlenecek. Bir sessiz kalma, tepki göstermeme ile birlikte bir de buna karşı aktif mücadele etme gerekliliğini savunan bir yapılanma çıktı.